Beyin sağlığını korumamız için yapmamız gereken aslında dört pratik şey var. Birincisi hareketli olmamız gerekiyor. Egzersiz yapmamız gerekiyor ya da hareketsiz bir hayat sürmememiz gerekiyor. Hareket ve egzersiz beyin için oldukça önemli. Hem beynin gelişimi için hem geç yaşlanması için oldukça önemli. İkinci yapmamız gereken şey beyne zarar verebilecek bir takım kimyasallar var. Bunların çoğu bağımlılık yapıcı maddeler. Bağımlılık yapıcı maddelerden, nikotinden yani sigaradan, aşırı alkol tüketiminden, aşırı kafein tüketiminden ve bunun dışında illegal olan birçok maddeden, esrar, eroin vesaire bütün bunlardan tabii kaçınmak gerekiyor. Üçüncü yapmamız gereken şey doğru bir beslenme kalıbına sahip olmak, doğru beslenmek. Doğru beslenmekten kastım çok pratik bir şekilde katı yağlardan veya aşırı yağlı olan ve aşırı şekerli olan, aşırı kalorik beslenmeden kaçınmak lazım. Aşırı şekerli ve aşırı yağlı beslenme aynı zamanda beyinde ileriki yaşlarda, ileriki dönemlerde ciddi tahribatlar da yapabiliyor. Akdeniz biçimi beslenme dediğimiz bir beslenme kalıbına gitmek, daha çok balık tüketmek, soğuk deniz balıklarını tüketmek, sebze ve meyve yemek ve bunlara ağırlık vermek sağlıklı bir beyin beslenmesi için önemli bir başka konu. Ya burada bazı çerezlerden filan bahsedilir. Fındık ve ceviz beyin için iyidir. Özellikle ceviz faydalıdır. Ceviz tüketilebilir. Doğru bir eğitim almak, entelektüel derinliğe sahip bir insan olmak, çok okumak derken bu elimizdeki cep telefonlarından, bilgisayar ekranlarından değil, yani kağıtlar üzerinden okumak, yazmak, bu bilişsel işlevleri de gerçekten çok geliştiriyor. Doğru kaynakları çok okumak ve doğru bir eğitim almak, entelektüel bir insan olmak, beyin sağlığını korumak için en önemli konulardan bir diğeri. Beynin bütün sırları tabii ki çözülmedi. Beynin bütün sırlarının çözülmediğini nereden biliyoruz? Bir kere üç tane önemli hastalık var beyinle ilişkili olan. Biri çocukluk çağında gördüğümüz otizm, diğeri daha çok ergenlikte başlayan şizofreni ve diğeri yaşlılık hastalığı olan Alzheimer. Biz bu üç hastalığı da kesin tedavi edemiyoruz şu anda ve başımız dertte bu hastalıklarla. Sebeplerini bilmiyoruz, beyinden kaynaklandığını biliyoruz ama beyinde buna neyin yol açtığını çok iyi bilmiyoruz. Hani beynin en önemli sırlarından bir tanesi bu hastalıkların, bu saydığım üç hastalık ki daha çok hastalık sayılabilir gene. Beyin kökenli olan bunları çözemeyişimiz yeterince beynin sırlarına vakıf olmadığımız anlamına geliyor biraz. Bunun dışında beyin zihin ikilemi vardır her zaman. Yani bir zihnimiz var ama o zihnimiz beynimizin neresinde? Bunu bir türlü ortaya koyamadık. Descartes'ten beri bu beyin zihin ikilemi tartışılan bir konudur. Tamam, bir takım beyin görüntüleme yöntemleri gelişti, doğru. Ancak biz bir beyin görüntüleme yöntemini kullanarak MR dediğimiz yöntemle mesela pasif durumda beynin özelliklerini veya görüntüsünü kaydedebiliyoruz. Orada bir tümör ya da bir damarlarda bir sıkıntı varsa bunları ortaya koyabiliyoruz. Ya da fMRI dediğimiz yöntemle dinamik beyin yani bir görev yapmakta olan bir beyinde örneğin haz verici bir nesneye bakıldığında beynin işte ödül merkezi dediğimiz limbik sistemde bir bölgenin daha aktif olduğunu görebiliyoruz. Ancak haz dediğimiz şeyin görüntüsünü ortaya koyamıyoruz ve bunun nasıl bir düşünceyle oluştuğunu ortaya koyamıyoruz. Düşünceyi görüntüleme yöntemiyle resmedemiyoruz. Böyle eksiklerimiz var. Beynin bazı işlevlerini evet bir takım bağlantılarla ilişkili bunlar ama bu bağlantıların detaylarını bilemiyoruz. Çok fazla bilemiyoruz ve burada acaba nöronları da yöneten başka bir hücre grubunun olup olmadığı da belirsiz. Yani biraz uzaya benziyor. Şu anda mevcut teknolojiyle belki de beyinde sadece nöronları görüp onlar üzerinden konuşuyoruz. Nöronlar üzerinden yaptığımız konuşmalar da bazı şeyleri açıklamaya yetmiyor. Belki yeni bir teknolojiyle nöronlara da hükmeden başka bir beyin hücresi bulabiliriz veya beyinde daha farklı mekanizmaları keşfedebiliriz. Hala çözülmeyen şeyler var yani beyin hala bakir bir alan.
insan beyni bir bilgisayar değil. Öncelikle bunun altını çizelim. Yani bir donanım ve yazılım gibi düşünebilirsiniz ama doğrudur. Hani benzer. Hani beynin bir fiziksel görüntüsü var. Bir fiziksel beyin var kafatasımızın içinde. O sanki bir donanım gibi ve onun içindeki işleyiş de bir yazılım gibi. Ama bilgisayar yazılımları beynin çalışma prensipleriyle mukayese ettiğimiz zaman bence çok ilkel kalır. Yani çok daha karmaşık beyindeki olaylar. Ama yapay zeka bir yerden başladı ve gelişiyor. Evet, yapay zeka üzerinden beyni taklit eden, düşünceyi taklit eden birçok simülasyonlar ve bir takım veriler ortaya konuluyor. Bugün geldiği noktada benim anladığım yapay zeka tıp açısından bakarsam, kendi alanımdan bakarsam bazı hastalıkların tanı ve tedavisini kolaylaştıracak, daha isabetli ve daha çabuk tanı koymayı kolaylaştıracak büyük bir veri bankası gibi bir sürü veriyi topluyor ve bu verileri birlikte analiz ediyor. İşin bir bu tarafı var. Ama bunun ötesine geçtiğimizde yapay zekaya şöyle bir şey de atfediliyor. Yani insan gibi düşünen, insan gibi hareket eden, insan gibi duygulanan, insan gibi işte aşık olabilen, ağlayabilen ama insan olmayan bir canlıdan bahsediliyor. Ve insandan çok daha bu işleri rahat yapabileceği gibi bir iddialar var. Bunlar tabii bugün bulunduğumuz nokta açısından daha böyle gizemli yaklaşımlar. Yapay zeka eğer otizm, şizofreni, Alzheimer gibi bugün bizim başımıza dert olan bir takım hastalıkların simülasyonunda, o hastalıkların yapay zeka ortamında değerlendirilmesinde ve bunların nedenlerinin anlaşılmasında ve tedavilerinin geliştirilmesinde de bize yardımcı olabilir bence tıp açısından. Biraz o taraflara doğru kaymasında fayda var. Bunun dışında da dışarıdan mekanik bir takım şeylerle insan zihnine müdahale edilmesi durumları söz konusu. İşte implantlar falan tartışılıyor. Beyne bir çip yerleştirme, bir implant yerleştirme mümkün olabilir mi? Bunların şu an için kesin olmasa da, yani şu an için bunlar başarılmış olmasa da bunların düşünülmesi gelecekte yapılabileceği anlamına da gelebilir. Ama bugün bulunduğumuz noktada yapay zeka tanı koymada ve bazı hastalıkların ve beynin çalışma prensiplerinin anlaşılmasında bize mutlaka önemli veriler sunacaktır. Yapay zekanın insanın yerini alabileceği veya insanın önüne geçebileceği konusu ise tartışmalıdır. Bunu yaşayıp göreceğiz.